Yemek ziyafeti. Pazar gününü İstanbul Kilyos sahilinde geçirenler bir yandan denize girdi, diğer yandansa kumdan heykeller yaptı. Şenliğe ilgi yoğundu. Özellikle de tabii çocukların. Kelebek yapmak isterdim kumdan. Ben en çok şuradaki adamları sevdim. Kazma kürek, sabır ve emek, kumda sanat şenliği başladı. İstanbul'da Kilyos sahilinde kumdan su aygırları, güvercin ve insan figürleri yapıldı. Sadece bunlarla sınırlı kalmadı elbette. Hayal gücü sınır tanımadı. Şuradaki adamları beğendim. Oraya el ele tutuşmuşlar. İşte burada bir de biz de barış işareti yaptık hep beraber. Kumdan heykellerle barış mesajı verildi. Hem dünyada hem Türkiye'de her geçen gün daha kötüye gidiyor. Her gün bir şehit haberi alıyoruz. Hepimiz çok üzgünüz ve sanat yaparak biz de barışı istediğimizi tekrar vurgulamak istiyoruz. Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe ressamlar ve heykeltıraşların yanı sıra çok sayıda gönüllü katıldı. En çok da gençler. Zafer Bayramı için bayrak yapıyoruz. Böyle dikdörtgen şeklinde üstüne işte Zafer Bayramı yazıp bayrak şekli yapacağız. Zor oluyor mu kumla çalışmak? Evet, zor oluyor. Gerçekten zor. Neyi biraz. Zor? Neyi zor? Kuma şekil vermek zor. Yani yazı yazmak. Kumanda. Evet. Yüzünüzde, alnında kum var şu anda. Harbiden mi? Aa, söylediğiniz için teşekkür ederim. Siz ne yaptınız? Güneş. Neden güneş? Barışı simgeliyor diye düşündük. Güneş insanları ısıtıyor, içimizi ısıtıyor. O yüzden öyle düşündük. Yani ne kadar sürdü yapması? 2 gün herhalde. Etkinlikte aynı zamanda nesli tükenmekte olan kum zambaklarına da dikkat çekildi. Bunların da yaşamlarını sürdürebilmeleri için alanlara ayrılmalı. Ezmemelerini, korumalarını istiyor. Sadece o kadar, suyu, her şeyi doğadan. Nefes kesen gösterileriyle izleyenleri büyüleyen Türk Yıldızı.